Kaldığım yerden Arsenal maçıyla devam ediyorum. Gene kötü bir kadro, gene kötü bir kadro. Formalar böyle olsun. Direkt maça gireceğim. Abi logom çok kötü gözüküyor ya. Logom cidden kötü gözüküyor. Normalde bu logo böyle değil. Daha kaliteli, daha böyle şey. Başla. Aa, korner hadi. Podolski Arsenal aldı tabi. Ah be. Hayda. Yine şanssızlıklar izi bulacak ha galiba bu bölümde de. Neyse olsun olsun. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Maalesef, maalesef. Bu arada biz de PES'e yama yapsak mı acaba ya? Yeni transferler falan, yeni stadyumlar. Aslında biraz meşakkatli bir iş ya. Ekip olacak. Yoksa tek başına çok zor. Ki benim tek başıma da yani yapmış olduğum modlar falan var. Alacaklar topu, alamadılar. Abi ona atmadım ya. Ben bu Abu'ya attım. Abi ya. Abi ya. Pisi pisini yedik anasını satayım. Ciro attı. Çok iyi futbolcu ya Pezevenk. Abi çok iyiler ya. Maalesef, maalesef. Gol atmak çok zor. Defans yapmak da zor. Hay senin. Yok abi çok zor. Bu oyuncularla, bu forvetlerle çok zor. Neyse bir geri dönüş hikayesi yazar mıyız? Hadi bakayım. Bir geri dönüş. Onu attıysam Allah da benim belamı versin. Yok abi tamam yenildik anasını ya. Hendrik yaptı. Hasan abi tamam dur acımıza şey yapma. Hay anasını satayım ya. Hep adamların ayağında kalıyor ya. Chamberlain. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Ya o kadar da gelme ha tamam. Adam boşluğa tekme attı ya. Çizgide orta şansı.
Oo, ikisinin arasından fena. Bu oyuna yama yapılmaz beyler. Korner, korner, korner. Abi çıktı, çıktı. Hocam çıktı. Nerede net pozisyon be? Mesut ve Arteta ileri oynadı. Tek başına gidiyor. Patates ettiler, bize patates ettiler. Abi avaraj yükseliyor ya, biliyor musun? Puan durumu nasıldı? Ben bakmadım. Biz galiba eğleneceğiz ha. Kalecinin şortunun rengini bile göremediler. Eğer imkansız bir gol varsa o da budur. Öyle dar bir açıdan vurdu ki tek kelimeyle mucizevi bir gol. Çok çok dar açıdan gerçekten enfes bir gol attı. Bak biz daha vurmadan pak diye ayaklarını atıyorlar böyle pak diye. Hadi bu gol. Ya ama geliyorlar anası. Türkçespeaker.com iki takıma da başarılar diler. Lan oğlum. Abi bu ne ya, bırak Allah aşkına, her türlü atacak ki ya. Sizin yaptığınız oyunun ben gelmişini geçmişini. Bize hiç iyi oyuncu yok ki anasını satayım. Savunma daha ne yapsın ha, bak adamın ayağına kayıyoruz, adamda tık yok. Oo çok iyi aldı lan. Bak şimdi. Aa! Geçikleniyor anasını. Bir de sarı kartı çıkartıyor pozisyon sonrasında. Kırmızı beklentisi de vardı aslında. Biraz uzak ama sağ solu belli olmuyor. Sağ solu belli olmuyor cidden. Kademe yerleşti. Atak devam ediyor. Manasını nasıl alıyorsunuz ya? Yeter lan, bunu dağıtmayın. Bak pas vereceğim, bak pas vereceğim, adam takır takır geliyor, bizimki yavaş yavaş koşuyor. Kabul etmeyin, aferin abi, ezdirmeyin kendinizi. Oyunda nasıl oyunculara böyle baldır yapmışlar ki? Gol. Transfer de yapamıyoruz abi, transfer yapabilsek tamam diyeceğim. Turnuva modu. Aynen öyle. Kaleciyi tebrik etmek lazım. Birebir pozisyonda çok iyi açıldı ve hızlı bir şekilde kapattı açıyı. Hadi bakayım. Tamam gel abi, açıl abi, açıl abi, açıl abi. Topla ilerliyor. Vur lan oradan. Bir oyuncu değişikliği yapalım ya. Sosa mosa koyalım ya. Semih'i falan atalım oyuna, dur oyun planı. Ver buraya Sosa'yı ver. Semih de buraya girsin. Sen kimsin? Nalman ne? Nalman diye isim mi olur? Sen de buraya gel. Kalabalık olacağız ve yapacak bir şey yok. Adamlar sıkıyor anasını. Evet sevgili seyirciler, maçta 60. dakika oynanıyor. Güzel.
Bak gördün mü? Tak diye alıyorlar. Tak kayın lan ayağına. Kayın lan. Kayın. Kaysana oğlum. Hala bırakmadı topu. Abi siz mal mısınız ya? Sen niye? Beyler, beyler olmuyor beyler. Oradan direkt kaleye düşüyor, bizim ağzımız sıçılır zaten. Arteta. Şut direkten döndü. Direkti patladı şutu. Ona da atmadım ha. En sondaki adama attım. Anasını satayım. İleri oynadı. Beyler bir gol atın lan bari. Kornerden atacağız beyler, yapacak bir şey yok. Buradan kornerden olmaz. Orta. Ciro. Evet, birbirinden güzel bir gol attı. Maç sonunda topu eve götürür artık. Gol şansı var. Şut. Ay, kaleci kaleci ne yapıyorsun? Gol oldu sandım ha. Ben daha ne gol olsun anasını. Evet, saatler özür diliyorum. 75. dakikayı gösteriyor değerli izleyiciler. Attı şutu. Vuruş savunmaya da çarparak. Ne var? Salih de var. Seni. Ha? Sonunda mı? Neyse, avarajı içtiyse artı 4 geldi. Bari bir tane daha atak da avaraj artı 3 olsun ya. İnsin abi, insin. Park nerede kapını? Abi mal mısınız, az önce attık ya. Ay ya beyler. Bu kadarmış, ne yapalım? Vademiz doldu. Arka arkaya geliyor. Daha gol görür müyüz? Bence görürüz. Bu pozisyonları çok sever. Kaçırmaz, affetmez. Birinci hamlesinde tutamadı topu kaleci. Bu tip şutlarda en tehlikeli durum budur kaleciler için. Dönen topu bekleyen birileri mutlaka... Ya Sosa! Zaten durum vay manasını satayım. Vallahi Ciro bende olacaktı var ya, anasını satayım. Konuşmuyorum. Daha da bunun üstüne gitmiyorum. Yani golü attıktan sonra şurada topu oyalasaydık daha çok kârdaydık. Son anda. Tehlike devam ediyor. Yaptı ortayı. Lan daha atacak mısınız? Oradan kaleye vurdu. Ciro basın geçmesine izin vermedi. Bu müdahaleyi faul olarak yorumladı hakem. Atıcı sinirlendi. Gol. Oha be kardeşim be. Lan 8 tane yedik be. 18 artı 18. Çık.
Anasını satayım dedi vurdu. Mecbur diğer maçı yeneceğiz keski. Ne olacak şimdi? Tabi estağfurullah, bana küfür ettiriyorlar. Şimdi puan durumuna bakalım. Üf. Sevilla koymuş Juventus'a. 6 puan. Şimdi ben kimle oynayacağım? Bunlar 8 olsa. Yok. Bir dakika, ben şimdi kimle? Ben Juventus'la mı oynuyorum? Sevilla. Kazanırsam çıkıyor muyum gruptan? Nasıl oluyor, bir dakika. Aynen. Öyle değişik bir puan sistemi var ki şu an, anasını satayım, bir dakika dur. Ben kazansam 9 olsam Sevilla'nın üstüne çıkmış olacağım. Arsenal'da yenerse avarajla, aa, Juventus'la benim yenmem lazım şimdi. Anasını satayım. Eksi 8 avaraj olduk. Benim şu an Sevilla'ya 8 tane atmam lazım. Tablo. Bakalım diğerleri ne yapmış. E'ye basalım. Beşiktaş 7 puan. Beşiktaş kim olacak? Fener garantilemiş galiba. Inter. Oo, Galatasaray. Ne yaptın bu? Trabzon. Oo, Trabzon şov yapmış. Bursa helal olsun vallahi, skip atmış onu. Sivas. Diğerleri düşünsün şimdi. Sen Sivas bir de şeyle oynadığını düşünsen, ne mallar koyla oynadığını düşünsene. Üf. Ben niye mallar koy aldım lan tonu? Neyse. Antalya Atletik Bilbao. Neyse. Değişik bir sistem oldu. Bakalım inşallah bir Türk takımı çıkar karşımda. Tabii biz bunu yeneriz. Şimdi Arsenal'ın yenmesi lazım. Benim de fark atmam lazım. Nasıl olacak? Tamam, sen beyaz giyiyorsun. Oğlum bunlar bizi yenmişti ya, değil mi lan? Beyler sağlam bir şey yapın. Nasıl yapar? Sen gel be, bu adam ben seviyordum ilk başlarda, ana ligde falan. Sen ne yap biliyor musun? Sen ne yap biliyor musun? Tosa'yı alacağım. Yok, bu böyle iyi. Semih girsin. İkili forvet yapacağız. Mecbur hata şey yapmamız lazım. Başla. Yemeyeceğiz, atacağız. Başka çaremiz yok. Grup maçları finaline hoş geldiniz. Oh. Nefes kesen bir mücadele bizleri bekliyor. Hadi beyler. Evet, İspanya'dayız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Lan daha yeni başladık lan. Adamlar başlar başlamaz atacak. Bu neydi, Allah korudu demek bu. Yemiyoruz beyler. Evet, çok güzel vurdu gerçekten. Büyük şanssızlık. Zor olanı başardı. Lan oğlum ben oraya atmadım be. Beyler, kırmızı mırmızı yiyin, hiç fark etmez. Abu. Yemiyoruz beyler, yemiyoruz. Beraberlik de yetmiyor bize. Garanti galibiyet. 6 pasla çıkabilir miyiz? Anasını satayım. Gaza geldim. Çok güzel gitti. Maalesef yakın mesafeden kaçtı. Vur kafayı. Sosa. Maalesef.
Topla ilerliyor. Şimdi Souza ortaladı. Tehlikeli alanda çıkarttı. Güzel, güzel. Ceza sahasını ortaladı. Gol, ananı sen ne yaptın oğlum? Biraz yüksek oldu vuruşu ve üstten hala arka silikten para. Az biraz da ağzına sıçtı atan pezevenk ya. Bak gene sinirlendi. Semih alsana lan artık. Adamdan çıktı, adamdan çıktı ya. Şimdi Perotti. Navarro orta. Ah güzel, burası temiz. Lan oğlum be. Sonunu denemedi. Şimdi atakı çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Al lan oğlum. Pas başarılı değil. Pas aldı. Şimdi Souza. Ona atmıyorum abi, bu oyunda niye böyle bir şey var ya? Atak devam ediyor. Her maçtan şey zaten eleneceğiz şimdi arasını. Elensek bir dönüş bir anlamı kalmaz ha. Çok kolay kaybetti topu. Şimdi Rakitic. Souza topun geçmesine izin vermiyor. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. İleri oynadı. Marco Marin. Pası Trocco. Hasiktir. Harika bir pas, kaleye bakıyor. Gol pozisyonu. Gol. Vuruşu gol. Beyler sıçtık, biz daha toplayamayız. Olağanüstü bir gole imza attı. Sevilla 1-0 öne geçiyor. Kesinlikle toplayamayız. Nefis bir ara pası sarkıttı. Savunmanın arkasına bu pası tamamlayan harika bir şutluya topu alana buluşturdu. Maçı golünü gördük, sonunda skor 1-0. Sevilla. Şimdi Semih. İkinci pozisyon. Ah be. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değildi vuruşu. Pas istemişti, şimdi aldı. İkinci yarı iki tane atacağız, hiç gol yemeyeceğiz yani. Ya da şimdi bir tane yakalarsak tabii, pek sanmıyorum. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. İlk yarının sonlarına doğru mücadeledeki üstünlükleri devam ediyor ama ikinci yarı ne getirir bilemeyiz tabii. Ayağı kısa paslarla atak. Vur lan. Hah be! Sevii! Oh tamam, bir gol. Bir gol daha lazım. Hiç yemiyoruz, bir gol daha lazım. İkinci yarıya bir gol sığdırırız. Hiç yememeden biraz zor ama. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli seyirciler. Skora tekrar denge geldi ve santra yapıldı bu arada. Offside mı? Perotti. Top taça gitti. Hadi bakayım. Hadi beyler. Beyler çıkıyoruz beyler. Offside mı, far mı, ne lan? Ben onu atmamıştım harbiki. Ayıp, ayıp. 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 Buradan Konami sesleniyorum. Senin ben o kaleci açılmış, vur bir tane orta sahadan. Vur bir tane orta sahadan. Vur. Maalesef geç kaldık. Navarro. Perotti yaptı ortayı. Kim vuracak? Of, içim gitti var ya.
Zaten zor gol atıyoruz. Başlı orta sahadan çekiyoruz beyler. Aa böyle mi vurulur ya? Allah aşkına seni getirenin. Bu da Astore değil, bu normalde Altidore diye futbolcuymuş, kendisi zamanında Bursa'da da oynamış. Bakmayın orada Astore yazıyor ama. Ha şu zenci, neyse. Gol geliyorum dedi, ben topu alamıyorum anasını. Maalesef beyler, çok dikkatsiz oynadık, yedik. Dalın dalın anasını, 3 kişi dalın. Helal sos alan. Ben aynı taktiği yemediler. Abi koşsana. Marco Marin. İleriye uzun bir top. Ve Trokowski. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Pas aldı. Kenardan atak başlıyor. Kimle ona da atmadım. Anasını satayım. Bak ben şu Abu'ya attım ha pası. Offside. Elendik beyler ya. Bu saatten sonra uzaktan sallarız, olursa olur, risk alırız. Başka da baksana Sosa'nın yaptığı hareketlere bak. Yoksa böyle ha çalım atayım pas yapayım. Nanay kaybederiz. Bak böyle çekeceğiz. Olursa olur. İlk sürede kısıtlı atamayacağız. Ben şampiyonu merak ediyorum şu an. Biz elendik şimdi zaten. Şu üçüncü bölüm size yar bu. Biz elenmişizdir bilin ki. Evet, çok iyi başladığımız turnuvanın devamını getiremedik. Olsun olsun. Gene iyi dayandık. Aslında avaraj kötü olmasa oradan 8 tane yemeseydik beraberlikle belki bir umudumuz olurdu. Semih ne güzel koşuyorsun ya. Neyse adam gol attı şimdi, ona da laf etmeyelim. Atak devam ediyor. Mecbur abi mecbur. Ver kırmızıyı ver de bari. Aa harbiden lan. Vur lan Semi. Halil pardon. Direkt kaleye. Çok kötü kaçırdı. Gol olsa işler çok değişebilirdi. Ne kadar önemli bir golü kaçırdığını o da farkında. Yüzüne bakarsanız hayal kırıklığını görebilirsiniz. Daha ne yapsın oğlum? Bir düşünce, nefis bir pas attı. Şöyle bir baktı kaleye. Attı şutu. Savunmadan döndü. Bir gol daha arıyorlar. Belal bir Türk takımı kazansın bari ya. Ne kadar hoş olsa da topu ayaklarına tutmaları daha sağlıklı bir çözüm olacak. Piçe bak ya. Top ayağımda kalsaydı Abunay'a direkt orta sahadan atardım. Şu kaleci yerinde değildi. Defans vardı herhalde. Lan abi oğlum çıkıyor zaten ha.
isabetsiz bir vuruşla harcadılar pozisyonu. Defansın müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli olmaları gerek. Pas istemişti, şimdi aldı. Evet, Semih'ten şık koşular. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Pası aldı. Şimdi Rakitic. Navarro. Umudum kalmadı be. Umudum kalsaydı koşar. Umudum kalmadığı için koşmuyorum maalesef. Uzatma vermedi çünkü hani maç dondurmadı anasını satayım. Beyler. Ofsayt pozisyonu ve en direkt serbest vuruş. Şimdi ortaladı. Eğlendik. Sosa ağlıyor. Burası kameraman lan. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Öner. Evet. Atıp gidelim. Evet, tamam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip bir ekstra matalı hocamla. Spiker. Spiker'in ciddiyeti. Tamam beyler, elendik. Ulan Arsenal'da yenmiş ha. 9 olsaydım. Avarajda gene kalıyormuşuz lan. Ya yensek de anca böyle 10-0 falan yenmemiz lazım herhalde. Elendi. Tamam. Turnuva bilgisi. Şimdi Sivas çıkmış. Antalya çıkmış. Fener çıkmış, Galatasaray çıkmış, Beşiktaş çıkamamış, Trabzon çıkamamış, başka kim çıkamamış? Neyse. Barcelona Galatasaray'ı yenmiş, Real Fener'i yenmiş, Sevilla Chelsea, Napoli Antalya'yı, Arsenal da eğlenmiş, iyi yapmışlar pezevenge. Bunlar bizim Türk takımlarımızdan, neyse. Sivas Liverpool'da yenmiş. Sivas'ın kadrosuna ben bir bakalım lan sonra. Sonra Sivas Manchester'a eğlenmiş. Tüh. Bir dakika lan. Üçüncülük diyor. Bu kim lan? Bir dakika. Inter şampiyon olmuş. Ha tamam. Oğlum Inter'i koysana sonra. Niye Manchester'a şey logosu var orada? Çıkıyoruz bakalım. Ben şu Sivas'ın kadrosuna çok merak ettim. Süper Lig. Sivasspor 74'lük bir korcanlar var. Ümit Kurt. Kim lan bu? Hakan Arslan. Oğlum bunlar ne? Yeni mi şey lan, anlamadım. Yo, ideal bir takım aslında. 75 kim bu? Kader Gökmez'di. Bu kim? Adam Koçak. Şeju var. Şeju Fransalı mı lan? Kim lan bu 78'lik? Kikinho. Ha bu Real'de oynuyordu sanki bir aralar. Başka kim var? Milan Borjan mı? Milan Baroş değil mi lan? Ha kaleciymiş lan bu zaten. Utaka falan filan. Ha işte ya, turnuva için ama Liverpool kötü kadro mu lan? Liverpool yenmişler. Dün Liverpool'a bakalım. Hepsi lisans sanası. Liverpool. Donny. Şkirtel. Oğlum bunlar Liverpool nasıl yenmiş anasını? Suarez'i falan da var yani. Sturridge. Ha şimdi bu kadar olsun, çok güzel oldu, elendik, kötü oldu. Belki bir analiz serisi açarız. PES 12'den başlarız. PES 13, PES 14, PES 15, PES 16, PES 17, PES 18, PES 19. PES 20, 21'de bırakırız büyük ihtimalle. 21'den sonra da oyunun içine etler. Benden bu kadar.